nereye uçtuk? Şimdi ses duyuyoruz, kayıyor sesimize. Belki... Hala çalışıyorlar mı orada? Oradan da göremez. Bölgelermiş. Stresli alan işte yenilecektir. Zaten kentsel dönüşüm var. Aynen. Çalışmaların olduğu yer değil. Aynı görüyoruz. Evlerde çatlamalar oluştu. Biz 6 ay önce falan babamlar o durumu görünce ben evi boşaltmak zorunda kaldık. Bizimki de aşağıda kentsel dönüşümün yapılan yerin uç kısmında. 2 hafta öncesinde falan evimizin aşağıdaki eski yıkılan evlerde heyelan oluştu. İçeride de bir kiracımız vardı. Dedik ya bak heyelan oluştu. İçeride mağdur olacaksınız, Allah korusun canınızdan olacaksınız diye şey yaptık. Onları da şu anda çıkardık. Biz zaten 2 hafta öncesinden boşalttıydık. Bugün de durum ortada. Siz niye boşalt? Çatlak mı oldu? Çatlaklar oluştu. Bizim evin aşağısında zaten bir ufak bir heyelan oluşmuştu zaten. Şimdi de yani artık buraya kadar gelince de buradaki evleri boşalttılar. Ya benim evim bir üst tarafta. Ya bizde herhangi bir sıkıntı yok ama işte arkadaşlarımızın yolun bu tarafı biraz sıkıntılı. Şimdi arkadaşlar dedi ki yavaş yavaş gel dedi. Gelir misin oraya da? Sizde endişe başladı mı? Gelir mi dediğin zaman şu gördüğün gecekondu benim işte. Bizim evimiz yani. Yani yan tarafındaki gecekonduda çatlak var ama o heyelandan dolayı mıdır bilmiyorum tam olarak ama bu taraflarda büyük sıkıntı var yani. Hani bayağı kişi boşaltmıştı ama boşaltmayan arkadaşlar da vardı. Onların evleri de şimdi işte belediye göndermiş, otobüs göndermiş sağ olsunlar. Onları da otele yerleştirmişler, öyle duydum yani. Ben de yukarıda oturuyorum da bu ev benim ev, kiracı vardı. İşte sabah haber geldi böyle bir heyelan durumu var diye, ben de onu aradım. Ondan sonra o da yaptı işte, sabah ona uğramışlar zaten muhtemelen, herhalde aşağıda çalışma var, bilmiyorum biliyor musunuz? Nereden uğramışlar? Belediyeden. Muhtemelen belediyeden, çünkü onlar heyelanını gördüler herhalde. Orada çalışmadan dolayı kayma olunca evlere uğramışlar. Hani bir şey var mı yok mu falan diye. Bir de bizim bu aşağıda oturan arkadaşlar var, onların evlerinde böyle çatlaklar falan oluşmuş. Onlar da çağırmışlar, işte zabıtayı onlar arıyor zaten. Onlar gelince bakınca bu hani toprak mühendislerinin işi falan diye şey yaptılar. Sonra zabıta gelince kontrol ediyor. Öyle oldu. Bunun sebebi de şurada mesela birinci etapı yaptılar. İşte evlerin bir kısmını aldılar. Mesela bazıları evlerin boştu ama çok da dolu ev var, oturan insanlar var. Onların bir kısmını aldılar, işte birinci etaba yerleştirdiler. İkinci etap için de bu üst tarafı biraz daha kazmaya çalışıyorlar. Burası da inanılmaz dik bir bayır, uçurum yani. Şöyle söyleyeyim, yani falez gibi düşünün. Antalya'daki falezler gibi çok dik. Bizim çocukluğumuz burada geçti. Kayalık ama bayağı bir sağlam. Muhtemelen bir herhangi bir önlem almadan, bir kazık falan çakmadan altını boşaltınca toprağın, o da yağışla birlikte kaydı geldi. Öyle bir düşünüyoruz yani.